Şeyh muridlerini kabul etmek üzere odasına çekilmişti. Selma hayretle kadınları da kabul ettiğini gördü. Hem de yüzleri açıktı. Efendi Hazretleri böyle bir yerde kutsal semanın iç açıcı masumiyet havasında herhangi bir fesada kem nazara yer olmayacağı düşüncesindeydi. Fatma Sultan sıkılganlık gösteren yeğenini yaşlı adama doğru itti. Şeyh yere minder üstüne oturmuştu. Müritlerden biri terleyen alnını siliyordu. Zayıf, ufak tefek, alelade bir adamdı. Tören sırasında çevresine saçtığı parıltı sanki yok olmuştu. Küçük kıza kendisini aldatmışlar gibi geldi. Zevksiz biçimde döşenmiş bir odada alelade bir adamın karşısında koyun bakışlı müritlerin ortasındaydı. Teyzesi şeyhin elini öpmesi için işaret etmişti Selma. Bir an geriler gibi oldu. Sonra kendisini topladı. Alt tarafı az mı el öpmüştü? Sert, yumuşak, asabi, tirit, kuru, kokulu, nemli, nekes ya da cömert, şehvetli, huysuz, içtensiz veya enerjik sevip saydığı ya da ısırmak istediği eller. Ama şeyhin önünde eğilmekle çocukluğundan beri alıştırıldığı o iki yüzlü görgü kullarından daha büyük bir sahtekarlık yapacağını sanıyordu. El, kadife, bir yastık üstünde ince, beyaz ve saydam el. Onu bekliyordu. Selma eğildiğinde el dönerek pembe bir avuç oldu. Küçük kız şaşırıp teyzesine baktı. Avucun içini öp. Bu bir lütuftur. Efendi Hazretleri sizi açılıyor. Size yüreğinin içinde yer veriyor. Selma dudaklarının ucunu değdirir gibi yaptı. Başını kaldırdığında ihtiyarın gözlerinden çıkan parlak ışıkla sersemledi. Gözlerini ayıramayacağı kadar parlak bir ışıktı bu. Odanın geri kalan kısmı kararmıştı. Selma ani bir korkuya kapıldı bütün gücüyle ayağa kalkmaya çalıştı teyzesi. Sanki bir sis perdesinin arkasındaydı. Var kuvvetiyle koluna asıldı. Fatma Sultan hiçbir şeyin farkında değildi zaten. Bir şey olmuş muydu? Şeyh şimdi bir dedenin torununa baktığı gibi sevecenlik ve hoşgörüyle bakıyordu. Yumuşak bir sesle Selma'yı yanı başına çağırdı. Fatma Sultan gülümsedi. Bu ilgi onu sevindirmişti. Efendi Hazretleri sadece sevdiklerini yanına oturturdu. Sadece değer bulduklarını, Konuklar yavaş yavaş odayı doldurmaya başladı. Herkes birbirini tanıyor gibiydi. Aralarında konuşuyor, yubuluşmuş olmaktan memnun görünüyorlardı. Birden kapı açıldı, üniformaları sırtlarında dört Türk subayı içeriye girdi. Kalabalık onlara yer vermek için açıldı Selma. Yeni gelenlerin az önce sema yapan müritler olduğunu fark etti. Şeyhin elini öptükten sonra tam karşısındaki minderlerin üzerine oturdular. Şeyhin karısı peşinde hizmetçileriyle sütlü tatlılar getirmişti. Konuşmalar giderek hararetleniyordu. Doğmalardan ve imandan söz ediliyordu. Gençlerden biri iyilik timsali Tanrı'nın yarattığı bir dünyada nasıl olup da kötünün bulunduğuna akıl sır erdiremiyordu. Herkesin kendine göre bir açıklaması vardı. Subaylar oturdukları yerde kıpırdanıp duruyorlardı. Sonunda biri dayanamadı. Kötü nasıl mı var olabiliyor? Acaba gerçek sorun bu mu? Kötü zaten var. Üstelik dinimizin başı Seyhül İslam tarafından destekleniyor. Herkes sustu. Gözler konuşmasını sürtüren subaya dikilmişti. Ülkemiz kafirlerin elinde. İslam dünyasının başı padişahımız onların elinde rehin. Bizim gibi iman sahiplerini onu ve Türkiye'yi kurtarmak, ülkemizi Hristiyanların ellerine bırakmamak düşmez mi? Şeyh onaylarcasına başını salladı. Haklısınız evladım. İlk görevimiz budur. Öyleyse Şeyhülislam niçin Anadolu'da Mustafa Kemal tarafından yönetilen milli mücadeleyi alenen kınıyor? Niçin hepimizi inciten, bizleri hain ilan eden, halkı bize karşı silahlanmaya çağıran bir fetvayı yayınlıyor? Sessizlik boğucu bir hale almıştı. Herkes şeyhe bakıyordu. Sonunda Efendi Hazretleri içini çekerek konuşmaya başladı. Padişahımızın özgür olmadığını söylüyorsunuz. Doğru. Herhalde Şeyhülislam da değil. Hiç değilse konuşmayı reddedebilirdi. Tabii cesur olabilirdi. Ama belki pek çok yurttaşımız gibi o da milli mücadelenin bir sonuç vermeyeceğine iştenlikle inanıyor. Belki bize kabul ettirmek isteyecekleri anlaşmanın daha kötü olmasına yol açacağına inanıyor. Efendi Hazretleri Bir, mücadeleyi kazanacağız. Başka çaremiz yok. Subaylardan en yaşlı görüneni ayağa kalktı. Orada bulunanların tanıklığına sığınarak İstanbul'un işgalinden bu yana ülkenin her köşesinden bize katılanlar çığ gibi büyüyor. Hatta yaralılarımıza bakmak üzere kadınlar, genç kızlar baba ocağını bırakıp geliyorlar. Bazıları haber ulaştıracağız diye hayatlarını tehlikeye atıyor. Mermileri bebeklerinin kundakları içinde kaçırıp bizi ulaştırıyorlar. Bir de İstanbul'dan Anadolu'daki karagahlarımıza kadar bize yol gösteren ''Bize eşlik eden, yedirip içiren, bizleri saklayanlar var. İşgalcilerin aramaya akıllarına bile getiremedikleri nice tekke ve dergah var.'' Subay gülümsedi. Şeyhin önünde eğildi. Sonra konuşmasını şöyle bitirdi. ''Biliyorsunuz, Efendimiz, bu bizler için büyük bir manevi destek.'' Selma kulaklarına inanamıyordu. İşte tam milli mücadelenin içine girmişti. Bu dönen dervişler, bu uysal müritler, gözüne gittikçe sevimli görünen şu şey, demek ki şeymişler. Kelimeyi bir türlü hatırlayamıyordu. Oysa babasının odasını konuşurlarken duymuştu. Şeymişler, komplocu. Demek eniştesi Refik ve teyzesi Fatma da komplocuydu. Artık her şey birdenbire müthiş heyecan verici olmuştu. Selma bir uşağın içeriye girip kasaların hazır olduğunu, öküz arabalarına yüklendiğini ve subay efendilerin değiştirecekleri kıyafetlerin hazırlandığını söylemesi üzerine daldığı düşüncelerden sıyrıldı. Şey, iyi diyerek subaylara döndü. Gece yarısı hareket edeceksiniz. Nöbetçilerin uyuklamaya başladıkları zaman. Dervişlerden biri size en güvenli olan yolu gösterecek. Selma bir hayal alemindeydi. Sandıklar mı? Hiç kuşkusuz silahlar yanı başındaki gerçek kahramanlar cepheye ulaşmaya çalışacaklardı. Selma burada bulunmaktan gurur duydu. Adamlara hayranlıkla baktı hepsi. Hepsi ne de yakışıklıydılar. Hiç kuşku yok, savaşı kazanacağız. Olan dışı hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam edildi. Subaylar gülerek İngilizlerin burunlarının dibinden Anadolu'ya nasıl silah kaçırıldığını anlatıyorlardı. Halkımız yardımcı ama Belki de inanmayacaksınız. Fransız ve İtalyan askerleri de bize yardım ediyorlar. Zaferden sadece kendilerini ve himayelerindeki Yunanlıları yararlandırmak isteyen İngilizlere karşı köpürüyorlar. Örneğin İzmir. İtalyanlara vaat edilmişken Yunanlılara verildi. Fransızlara gelince. İngilizlerin aslan payını Irak ile Petroni kendileri ayırdıktan sonra şimdi de bütün Türkiye'yi denetimleri altına sokmak istediklerini ve sadece klik yayı Fransızları bırakmak niyetinde olduklarını anlamaya başladılar. Hatta Clemenceau hükümeti öylesine kızmış ki, Geziden Mustafa Kemal'i desteklemenin çarelerini arıyormuş. İngiltere'nin bütün Orta Doğu'yu ele geçirmesini mutlaka önlemek istiyor. Bu nedenle de Fransız askerleri cephaneliklere girmemize göz yumuyorlar. Bir Fransız görevlisi adı Delacroix Mine, nöbetçilerin hangi geceler gezmeye gitmek niyetinde olduklarını bize haber veriyor. Herkes dikkat kesilmiş dinliyordu. Bazı gençler yaşasın Fransa diye bağıracak oldu ama şeyhin buz gibi bakışları ile sustular. Birisi sordu. Peki ama silahlar ve cephane boğazdan nasıl geçirilip Anadolu yakasına ulaştırılıyor? Bir subay cevap verdi. Kayıkçılar oncasını verdiği kayıklarla geceleyin. Hemen hepsi Ermeni olmasına rağmen bu kıymetli yardım esirgemiyorlar. Bunda şaşılacak ne var? İstanbul'da pek çok Ermeni dostumuzdur. İki topluluk bu topraklarda yüzyıllar boyu bir arada yaşadı. 1915'te cereyan eden olayların aynı topraklara sahip çıkmaya kalkışan Kürt aşiretlerince düzenlendiğini Ermenilerin kendileri de biliyor. Ama Osmanlı İmparatorluğu yıkılmak istendiği için Avrupa basını olayları İstanbul'un emrettiği bir soykırım süsü verdi. Oysa verilen emir, yollarda ölen kadınlar ve çocuklar düşünüldüğünde yeterince insafsız bulunsa bile Sadece bir göç emriydi. Ne diye onları göçe zorladılar ki? Soruyu soran delikanlı böyle bir soru sormak cesareti gösterdiği için kıpkırmızı kesildi. Tam savaşın ortasında çok önemli gerekçesi olmasa hükümet bir de göç işini başına çıkarır mı? Ermeniler savaş halinde olduğumuz Rus sınırı boyunca son derece stratejik bir yerde oturuyorlardı. Aşırılar ya da Ermeni milliyetçiler diyelim. Bağımsızlık istiyorlardı ve Ruslar da bunu onlara vaat etmişti. Çar ordularına rehberlik ederek Türk siperlerinin yerlerini gösterip başarılı saldırılarına fırsat veriyorlardı. Doğu sınırımız Ruslar için yol geçen anı olmuştu. Düşmanı daha fazla ilerlemesini önlemek için Talat Paşa bu trajik göç emrini vermek zorunda kaldı. Herkes kendi düşüncesine daldı. Bir süre sonra şeyhin sesi duyuldu. Pek iyimsersin Cemal Bey. Bize yardım eden ufak bir azınlık aslında Ermenilerin çoğu işgalciye yardım ediyor. Çünkü bağımsız bir ülkeye kavuşacaklarına inanıyorlar. Zavallılar, hayal kuruyorlar. Düşman onları kullanıyor, ihtiyacı kalmadığında bir kenara fırlatacak. Selma konuşulanların tek kelimesini kaçırmıyordu. Matmazel Rose'un sözünü ettiği Ermeni dramı onu çok duygulandırmıştı. Üstelik bir vezirin torunu olan en iyi arkadaşı bir Ermeniydi. Annesinden daha fazla bilgi istemek üzere ağzını açtığında Sultanın gözleri dolmuştu. Selma ilk kez annesinin ağladığını görüyordu. Alt üst olmuştu. Affedersiniz, affedersiniz anneciğim demiş. Ellerini öpmüş. Bu konuyu bir daha hiç açmamak üzere odadan kaçmıştı. Ancak şimdi ülkesine çok vahim bir şeyin ceryan ettiğini anlıyordu. Kimselerin sözünü etmedikleri bir şeyin. Küçüklüğünde kırdığı eşyaları gömer, sorunu böyle çözümlediğini sanırdı. Demek ki bazen büyükler de çocuklar gibi davranabiliyorlardı. Hizmetçi tepsi içinde bal rengi bir içecek getirdi. Bahçedeki otlardan yapılan bu içecek sadece bu dergahta yapılırdı. Adına huzur şerbeti deniyordu. Şeyhin endişesi geçmemişti. Mustafa Kemal'in Bolşevik hükümetiyle dost oldukları söyleniyor. Kendisi de komünistmiş doğru mu bu? Subaylardan biri alaylı biçimde gülümsedi. Ben ne kadar komünistsem Mustafa Kemal de o kadar komünist. Eşitlikçi düşünceler emin olun hiç tasası değil. Daha çok diktatör tipinde. Sovyetlerle iyi geçiniyorsa yardımların ihtiyacı olduğu için. Paramız da yok cephanemizde. Sovyet hükümeti 60 bin tüfek, 100 kadar kamyon ve 2 milyon altın lira vaat etti. İtiraf edin. Halifeyi bu Allahsızların altını ile kurtarmak hiç de fena fikir değil. Herkes kahkahayı bastı ama şeyh tatmin olmamıştı. Bolşevikler marifetlidir. Rusya'daki Müslümanları komünizm ile İslam'ın aynı ülküyü paylaştıklarına inandırmaya çalışıyorlar. Hatta insanlar arasındaki eşitliği, yalnız Allah'a ait olan toprağın semeresinin onu işleyene ait olduğunu belirten Kur'an'dan örnekler vererek anlatmaya çalışıyorlar. İran'ın kuzeyini bu fikirleri yaymaya çalışan Moğollar ile doldurdular bile. Anadolu'da da Kemal Paşa'ya yakın bazı şeyhler bu yıkıcı düşünceleri yayıyorlarmış. Sesi daha da ciddileşti. Benim tarafımdan Paşa Hazretlerine Türkiye'yi kurtarmak pahasına olsa da komünist düşüncelerin ülkeye sızmasına izin verirse kendisini hiçbir tarikatın desteklemeyeceğini söyleyiniz. Hiç endişe buyurmayınız efendimiz. Komünistler önem kazanacak olurlarsa onları ilk yok edecek Mustafa Kemal Paşa olacaktır. Şeyh tatmin olmuşçasına başını salladı, şerbetini içmeye başladı. Vakit bir hayli ilerlemişti ama hiç kimse aklından geçen soruyu henüz sormuş değildi. Sonunda şehil İslam'ın korkaklığına isyan eden genç subay dayanamayarak sordu. Efendimiz, acaba rüyalarınızda ne görüyorsunuz? Savaşı kazanacak mıyız? Şeyh düşünceye dalmıştı. Selma soruyu duyup duymadığını merak etti. Birkaç saniye sonra cezbeye kapılmışçasına uzaktan gelen bir sesle cevap verdi. Mücadele uzun sürecek. Türkiye kafirleri kovacak ama onlar tarafından yenilgiye uğratılacak. Topluluktan mırıldanmalar yükseldi. Ama nasıl ne demek bu? Daha fazlasını bilemeyeceğim. Türkiye askeri açıdan galip gelecek ama bu zaferi kazandığı andan itibaren gerçek egemenlik Avrupa'nın olacak. Ruhlara, kafalara egemen olacak. Şeyh sustu. Yorulmuştu subaylardan biri dayanamadı. Öyleyse savaşmaya gidelim mi? Şeyh doğruldu, başını sabırsızlıkla iki yana salladı. Bunca soru neden? Bugün için görevimiz ülkeyi kurtarmak ama yarın, on yıl sonra çocuklarımız ve torunlarımız yabancıya karşı bir başka savaş açmak zorunda kalacaklar. Çok daha önemli, çok daha esaslı bir savaş. Selma ve teyzesi saraya döndüklerinde vakit gece yarısını geçiyordu. Hatice Sultan ve kardeşi Fehime onları bekliyordu. Bu ara hararetli bir tartışmaya girişmişlerdi. Abla kız kardeşinin Fransız Büyükelçiliğinde verilen davetlere hiç aksatmadan gitmesini eleştiriyordu. Hiç mi utanmanız yok? Ülkemizi işgal ettiler. Yoksa unuttunuz mu? Düşmanın evinde nasıl keyif sürersiniz? Bir kere sevgili ablacığım, ailenin bu şekilde davranan tek üyesi ben değilim. Şehzadelerden bir kısmı da Fransızlara sık sık gidiyor. Üstelik bunda ne kötülük var? Yani manastıra kapanır gibi kapanacak olursak ülkemiz daha çabuk mu kurtulacak?'' Fatma, tekkeleri dolaşmaktan hoşlanıyor. Ben de baloları. Yani o Türkiye için benden fazla ne yapıyor ki? Bu soruyu küçük bir ses yanıtladı. Biz komploculuk yapıyoruz. Üç çift göz Selma'ya dikildi. Kendi cesaretine kendisi de şaşan Selma o an yerin yüz kat dibine inmek istedi. Genelde dilini tutmasını bildiği halde acaba hangi şeytan onu dürtmüştü? Fehime onlara alaycı bir bakış fırlattı komploculuk mu yapıyorsunuz? Öyleyse şu kadarını söyleyeyim ki ben de komploculuk yapıyorum. Üstelik daha etkili biçimde. Ben yüksek diplomasiyle uğraşıyorum. Her gün Paris'e rapor veren Fransız görevlilerine Türklerin uygar insan olduklarını, Fransızlarla dost olduklarını, geçmişteki hatalarımızı, özellikle Almanya ile birlik oluşumuzdaki yanlışı anladığımızı ve yarın öbür gün İktidarın dizginleri bizim elimize geçtiğinde Fransa'nın en sadık dostları olacağımızı söylüyorum. Selma durakladı. Teyzesinin bu kısa söylevi onu ikna etmiş gibiydi. Ama Hatice Sultan omuzlarını silkti. Fransızlar işlerine nasıl gelirse öyle davranırlar. Sizin gülücükleriniz yüzünden fikirlerini değiştirecek değiller. Buna karşılık Türk ulusu onu ezenlerin evlerine gidip dans ettiğimizi gördükçe bir gün sizden hesap sorabilir. Sizden ve bütün ailemizden. Bravo doğrusu. Nasıl olduysa padişahımız iradeli davranabilmiş. Mustafa Kemal'i ölüme mahkum etmiş. Ülkenin kahraman gözüyle bakmaya başladığı, işgalcilerin emirlerini dinlemeyi reddeden, yeniden bir ordu, üstelik savaşan bir ordu kurabilen tek adamı. İşte bu adamın ölüm fermanını çıkarmış. İnanılır şey değil. Onu ödüllendirmesi beklenirdi. Ama ne gezer efendim? Sadece kayınbiraderi damat Ferit'in sözüne kulak asıyor. Şu İngiliz uşağının, hükümetimiz acaba İngiliz ulusuna mı hizmet ediyor, yoksa Türk ulusuna mı? Hatice Sultan bu hakaretler karşısında sarardı. Eşi Hayri Bey birkaç haftadır Padişah'ın tutumundan kendisi sorumluymuş gibi ona yüklenip duruyordu. Niyeti neydi acaba? Kendisini de hünkârı kınamasının bekliyordu. Bunu asla yapmayacağını o da biliyordu. Ailesine körü körüne bağlı olduğu için değil ama zeki ve becerikli olarak tanıdığı padişahın ikili oynadığından emin olduğu için. Yüzlerce kilometre uzaktaki ulaşılması mümkün olmayan Mustafa Kemal'in mahkumiyeti sadece sembolik idi. Kemalistler ile dövüşsünler diye İstanbul'dan gönderilen Kuvayi İnzibatiye ise bir sürü başıbozuk gönüllüden ibaretti. Bunlar birkaç yankı uyandıran zaferden sonra şimdi durmadan yenilgiye uğruyordu. Tüm bu önlemler İngilizlerin sabrını taşırmamak için göz boyamadan ibaretti. Hatice sakin olmaya çalıştı. Eşinin saldırılarından sarsılmış görünmeyi onuruna yediremiyordu. Dinleyin dedi. Sabiha Sultan'ın evvelki gün bana anlattıklarını tekrarlayacağım. Damat Ferit hükümeti kurmakla görevlendirildiğinde babasını görmeye gitmiş. Anlamıyorum demiş. Daha altı ay önce gitmesine çok sevinmiştiniz. Hünkar da ah Sabiha demiş. Bilseydin elimden artık hiçbir şey gelmiyor. Hayri Bey'in dudakları alaylı biçimde kırıldı. Tamam dedi. Amcanızın hiçbir etkisi yok. Ama bu kukla hükümeti reddedemez miydi? Odanın köşesinde büzülüp kalmış olan Selma şaşkınlığını yenemiyordu. Eskiden dostlarının söylevlerini alayla karşılayan babasının politikaya bu denli merak sardığını bilmiyordu. İçinden bir ses babasının hünkârı değil eşini incitmek istediğini söylüyordu. Annesine baktığında onun gözlerini kocasına dikmiş olduğunu gördü. Ayrı bir hükümdarın hesap vermesi gerektiğine gerçekten inanıyor musunuz? Bence padişahımız düşmanı oyalayıp Mustafa Kemal'e ordusunu güçlendirmesi için vakit kazandırıyor. Bu ordu ne kadar güçlü olursa barış görüşmelerindeki kozumuz o kadar büyük olur. Müttefiklerin yeniden silaha sarılmaya hiç niyetleri yok. Anadolu güçlü bir direniş görürlerse tutkularına gen vurmak zorunda kalacaklardır. Ayri Bey alaylı bir tavırla omuzlarını silkti. Her zamanki gibi her şeye bir cevap buluyorsunuz. Aslında hünkârın tutumu affedilir gibi değil. Hatice Sultan onu tepeden tırnağa süzdü. Dostum, madem ki böyle düşünüyorsunuz, ne diye paşanın yanına gidip Anadolu'da dövüşmüyorsunuz? Cesaretinizi ve vatanseverliğimiz göstermiş olurdunuz. Top bir ses çıktı. Damadın beyaz elleri arasından ince fil dişi bastonun kırıkları döküldü. Tartışmanın heyecanıyla koltuğunda büzülüp kalmış olan Selma'yı unutmuşlardı. Annesiyle babası arasındaki giderek sıklaşan bu tartışmalardan nedenli nefret ettiğini Tanrı biliyordu ya. Kavga etseler neyse. Buz gibi alaycılıkları daha da kötüydü. Aralarında her gün daha çok yükselen bir duvarın örüldüğünü seziniyordu hangisinin haklı olduğu umurunda bile değildi. İstediği tek şey susmaları, birbirlerini incitmekten, onu incitmekten vazgeçmeleriydi. Zeynel yumruklarını sıkmış, boğazın batı yakasındaki bahçelerden ve yalılardan geçerek halice doğru gidiyordu. Yağmur çiseliyordu, belirsiz bir mehtap, camilerle sarayları buğulu biçimde aydınlatıyordu. Harem ağası kentin güzelliklerine bakmaksızın yürüyordu. Başka zamanlar bu güzellikler onda çelişkili duygular uyandırırdı. Bir yandan bu kentte yaşadığı için gururlanır, öte yandan doğduğu ülkenin ülkesinin Sarp dağlarını özlerdi. İlk bağ gecesinin serinliğini aldırdığı bile yoktu. Sıkıntısına esir düşmüş, kararsız ve güçsüz biçimde ilerliyor, duruyor, tekrar yürüyordu. Saat 10 olmuştu. Mahmut onu bekliyor olmalıydı ama onunla buluşmak içinden gelmiyordu afkeden arzınna kodurmuş gibiydi her akşam olduğu gibi bu akşamda başka bir isteği olup olmadığını sormak üzere sultanın kapısına kadar gitmişti kapının önünde hayri rauf beyin sert sesini duyunca içeriye girmemiş merakla dinlemeye başlamıştı damadın sesi biraz daha yükselecek ve sertleşecek olsaydı müdahale edecekti belki işinden olurdu alt tarafı bir hizmetkardı Hanımı ile kocası arasında hangi hakla girebilirdi ki? Hanımı dudaklarında bir gülümseme belirdi sultanına böyle der. Bu sözcükteki ikili anlamdan ayrı bir zevk alırdı. Gözlerini kaldırıp ona bakmaya asla cesaret edemezdi ama hayalleri hayal kurmaktan onu kim ala koyabilirdi ki? Kadife perdenin ardında sabırla heyecanla beklemişti ama damat sadakatini kanıtlamasına fırsat yaratmamıştı. Sultanın alaycı bakışları onun kaçmasına yetmişti. Manolya ağacından bir yaprak koparan Zeynel Ötlek diye söylendi. Sultan nasıl olmuştu da böyle yavan bir adama aşık olmuştu? Varlığı kendisine bağlı olan bu adamın küstahlıklarına nasıl dayanabiliyordu? Uzaklarda Beyoğlu'ndaki kiliselerden birinin çanı çalmaya başladı. Zeynel bilinçsiz saymaya başladı. Saat 11 olmuştu. Mahmut'un endişeli yüzü gözlerinin önüne geldi. Her zaman buluştukları kahvehanenin mermer masasına parmaklarını vurup duruyor olmalıydı. Kahvehane Süleymaniye cami yakınlarında sakin bir semtteydi. Zeynel burayı sadece semt sakinleri geldiği için seçmişti. Böylece tanınmak tehlikesi yoktu. Burada haftada bir veya iki kez buluşurlardı ama bazen Zeynel ya Sultan kendisini azarladığı ya da hiç yüz vermediği için müthiş bir bunalıma düşer ve buluşmalarını iptal ederdi. Mahmut bir şey söylemezdi. Aşığına her zaman ayıracak vakti vardı. Acele etmesi gerekiyordu. Uzaktan kırmızı mavi ışıkları görünen Galata'ya inmesi, akşamcılar yüzünden bu saate kadar kalabalık olan köprüden geçmesi gerekiyordu. Ancak o zaman tüm bu basitlikleri geride bırakarak İstanbul'un sakin sokaklarına ulaşmış olacaktı. Ama cesareti kalmamıştı. Yoksa artık canımız istemiyordu. O genç uysal bedeni, o saf bakışları, o okşayan elleri hatırladıkça kendini yorgun hissediyordu. Şu delikanlı kendisine niçin bu denli seviyordu? O da Mahmut'u seviyordu ama bu aşk ya da tutku değildi. İkisi arasında böyle şeyleri düşünmek bile gülünçtü, duraksadı. Bu buluşmaya gitmeyecek olursa çocuğa acı verecekti. Ama gidecek olursa sultanın hayalini doktola olduğu şu sırada ona ihanet etmiş olacaktı. Bunun öcünü de Mahmut'tan alacaktı. Bunu biliyordu. En iyisi dönmekti. Kendine karşı, delikanlıya karşı, bütün dünyaya karşı kızgın ve öfkeli Ortaköy Sarayı'nın yolunu tuttu Zeynel. Ertesi günü hava sumbiliydi. Gökyüzünden etrafa süzüm süzüm inen hafif morum trak renkli havaya verilen isimdi bu. Hatice Sultan Selma ile birlikte Eyüp Sultan'a gitmeye karar vermişti. Bu felaketli günlerde oraya ümit ve cesaret bulmaya giden Türklerin sayısı bir hayli çoktu. Selma bu sakin, bu yeşillikler ardına gizlenmiş kutsal yeri seviyordu. Ama asıl etrafındaki mezarlığı daha denizin üzerinde yükselen tepelere kadar uzanan mezarlığı seviyordu. Kentin en eski mezarlığıydı. Mezar taşlarından her biri ayrı bir sanat eseriydi. Gökyüzüne doğru uzanmış bu taşların bazıları eskilikleri ve orada yatanın önemi ölçüsünde muhteşem kabuklarla yontulmuşlardı. Daha yeni olanları fesliydiler. Kadınlarınki oymalı, nakışlı işlemeliydi. Sonra minicik fesli ya da gül işlemeli ince taşlar vardı. Bunlar çocuk mezarlarıydı. Selma bunların bir hayli çok olduğunu fark etti. İki sultan ağaçlıklı yolda bir saate yakındır gidip geliyorlardı. Anne tesbih elinde Esma-ül Hüsna'yı zikrederken kızı hayallere dalmıştı. Ara sıra ünlü bir kişinin ya da bir aile dostunun mezar taşı önünde duruyorlardı. Hatice Sultan bir Fatiha okuyor Selma ise dimdik ayakta ölünün yattığı yerden söylemek istediklerini bütün gücüyle sezinlemeye çalışıyordu. Ama başaramıyor ve üzülüyordu. Kutsal bir görevi yerine getirememiş gibi bir duygu içindeydi. Ama bir gün kendisini tam olarak bu işe verdiği takdirde ölülerin dirilere söyleyeceklerini duyacağına inanıyordu. İki alem arasında iletişim olduğuna inanıyordu. İri yarı bir surdanlı olan süt ninesi yeniden dirilmiş ölüler olduklarına... İnandığı çiçekler ve ağaçlarla konuşuyordu. Mezarlıktan çıktıklarında Selma ile annesi Piyarloti'nin esinlendiği, Yasemin kokulu Haliç'in Rumorum tırak renginin izlenebileceği kahvehanenin önünden geçtiler. Hatice, hiç değilse o bize ihanet etmedi diye söylendi. İyi gün dostları bize sırtlarını çevirdiler. O ise bıkıp usanmadan Türkiye'nin davasını savunuyor. Bizi anlayıp seven ender kişilerden. Zavallı vatandaşlarımız o kadar şaşırmış. Avrupalılarca sevilmemeye o kadar alışmış ki bu sevgiyi yüz misli iade ediyorlar. Gerçekten de Türkiye'de Pierre Loti kadar sevilen bir başka yabancı yoktur. Kente dönerlerken arabacı kalabalığı yarmaya çalışıyordu. Bir telaş ve heyecan vardı millet gazete satıcılarının başlarına üşüşmüştü. Gene ne oluyor? Sultan meraklanarak Zeynel'i olup biteni öğrenmesi için gönderdi. Ağa bir iki dakika sonra allak bullak bir yüzle geri döndü. Elindeki gazetenin ilk sayfası siyah bir çerçeve içine alınmıştı. Sultan sabırsızlıkla gazeteyi çekip aldı. Birinci sayfa boydan boya galip devletlerin barış koşullarına yer vermişti. Sultan bir nefeste bunları okudu sonra başını arkaya devirerek hepsi delirmiş dedi. Ölüm fermanımızı imzalamamızı istiyorlar. Yolun geri kalan kısmında başını arkaya atmış gözleri kapalı hiç kımıldamadan durdu. Selma korkuya kapılmış, en ufak bir harekette bulunmaktan çekinerek annesine bakıyordu. Acı günler gelip çatmıştı. İstanbul halkı sille yemiş gibiydi. En kötümserler bile müttefiklerin böylesine acımasız koşullar ileriye sürebileceklerini düşünemezdi. Türkiye'nin parçalanmasını kararlaştırmışlardı. İşin özeti buydu. Trakya, Güzel İzmir ve bütün çevresi Yunanistan'a veriliyor. Doğu Anadolu Ermenistan oluyor. Kürdistan özellik elde ediyordu. Anadolu'nun güneyine gelince Fransız ve İtalyan nüfuz bölgesi olacaktı. Türkiye'ye sadece Anadolu yaylası ve Karadeniz'e açılan ufak bir pencere kalıyordu. Bir de birkaç kilometre karelik çevresiyle İstanbul. Ama burası da bağımsız olmayacaktı. Boğazlar uluslararası denetime girecek. Osmanlı başkenti de müttefiklerini askeri ve mali denetimi altında olacaktı. Kentte durum gergindi. Gösteriler artıyordu. Aylardır esneklik ve yumuşaklık politikasını destekleyenler ağızlarını açamıyorlardı. Buna karşılık Mustafa Kemal'in ve silahlı mücadelenin yandaşları çoğunluk olmuşlardı. Her gün yüzlerce vatansever cepheye katılıyordu. Sansür nedeniyle gazeteler Anadolu'da olup bitenler hakkında hiçbir bilgi vermiyor, ama herkes Kemalistlerin başarıları ile sonuçlanan çatışmalardan söz ediyordu. İstanbul'da çarşı yeniden haber kaynağı oluvermişti. Dükkanlarının önünde bir bardak çayın etrafında toplanan esnaf, satmaya gelen köylülerden ya da işgal altındaki yöreler ile Millicilerin kurtardıkları bölgeler arasında iletişimi sağlayan gönüllülerden aldıkları haberleri üstü örtülü biçimde aktarıyorlardı. Alışverişe giden herkes haberlerden payına düşeni alıyordu. Hatice Sultan'ın sarayında dışarısıyla iletişimi ağlara sağlıyordu. Her türlü haberi ve söylentiyi aktarıyorlardı. Haziran ortalarında bir gündü Zeynel gözlerini içi gülerek önemli bir haber getirdi. Kemalistler Kuvayi İnzibatiye'yi ezmişler. Hatta bir İngiliz mevzini ele geçirerek Tuzla'ya varmışlar. Buradan 30 kilometre uzaktalar. Bir hafta kadar sonra İstanbul'a gireceklermiş. Şeker bayramının son günü. Sultan ürperdiğini belli etmeyerek sordu. Nereden biliyorsun? Alemdar gazetesi yazı işleri müdürünün arabacısından öğrendim. O da karısından duymuş. Karısı sadrazamın yeğeninin en iyi arkadaşıymış. Sadrazam büyük telaş içindeymiş. Üstelik İngilizler iki ay bile dayanamayan sözde yenilemez kuvayi inzibatiye ile kendilerini gülünç duruma soktuğu için çok öfkeliymişler. Hatice Sultan için için güldü ama sevinci süratle kaygıya dönüştü. Kemalistler daha fazla yaklaşacak olurlarsa düşman boş durmayacaktı. Bu da yeni baştan savaş demekti. Bu savaş iç savaşa da dönüşerek eskisinden de feci olurdu. Hem artık yalnız cephede değil başkentin içinde de ceryan ederdi. Hatice sokaklarda yapılacak çatışmaları, kente atılacak bombaları, kadını ve çocuğu ile on binlerce ölüyü düşündü. Titredi. Milli mücadelecilerin kazanmalarını isterken işin bu yanını hiç aklına getirmemişti. Birden Kemalistlerin İstanbul'a girmeden geri püskürtülmelerini diledi. Sonra kendisini toparladı. Tıpkı hainler gibi düşünmüştü. Oysa Yabancı çizmesi altında yaşamaktansa ölmek daha onurluydu. Gözlerini kapadı, sevgili İstanbul'unu yıkılmış gördü. 25 sultanın hüküm sürdü. Topkapı Sarayı yıkılmış. Mermer köşkler yağmalanmış, çeşmeler akmaz olmuş. Boğaz içinin beyaz rüyası dolma bahçe harap edilmiş. Halifeler kentinin gururu olan camiler yanmış. Hanlar, hamamlar, eski medreseler, ortaya çıkmaları yüzyılları alan bütün bu şaheserler kül olmuş gitmiş. Bu uyum, bu sihir, bu güzellik yok olmuş. Hatice hayretle bu olasılığın kendisine insanların yaşamlarını yitirmelerinden çok daha fazla acı verdiğini gördü. Selma için durum farklıydı. Hem de her şey çok basitti. Mustafa Kemal gelecek ve düşmanı kovacaktı. Padişah tahtına yeniden oturacak ve Türkiye'nin zengin insanların mutlu olmaları için yasalar çıkaracaktı. Mustafa Kemal'i de her halde sadrazam yapacaktı. Sadakati ödüllendirmeyebilirdi. Ya Halide Edip? Selma İzmir işgal edildiğinde halkı coşturan siyah çarşaflı kadını unutamıyordu. Onun için Halide Edip özgürlüğün simgesiydi. Kadınlarla o meşgul olacak, o çirkin çarşafları, o boğucu kafesleri kaldıracak, faytonların pencerelerini, haremlerin kapılarını açacaktı. Selma da ona yardım edecekti. İkisi baş başa yepyeni bir dünya kuracaklardı. Sıkıntısız, kadınların tıpkı İngiltere'deki gibi hükümdar olabilecekleri bir dünya. Arkası yar